Burada aslında doğru orantı yapacağız arkadaşlar. 120 gramda 100 gram un varsa bir de ne kadar vardır? Olay bu. Böylece 1 çarpı 100 bölü 120 eşittir x. Ne oldu bakın? 5 bölü 6 e şıkkı. Bir şeyin yüzdesini sorduğu zaman arkadaşlar yapmak istediğinizi yaptıktan sonra yüzle çarparsınız. Mevzumuz burada ne? İstenen bölü tüm arkadaşlar. Yüzle sorduğu zaman da yüzle çarpacaksınız. Şimdi unu istiyor değil mi? O zaman un B kilo. Toplam karışımımız tüm durum bakın. A artı B çarpı yüz olacak. Böylece yüz B bölü A artı B. Formülü bilmekte tabii ki fayda var. O da sadece formül şu. Yüz isterse yüzde isterse pardon yüzle çarpıyoruz. Burada formülümüz ne? İstenen durum arkadaşlar. Birinci karışım yüzdesi. İkinci karışım yüzdesi, sonra toplam karışım yüzde. Bakın şimdi bizden su yüzdesini istiyor değil mi? Şeker oranı yüzde 40 su oranı yüzde 60'tır. Su üzerinden gideceğim onu istiyor. 40 çarpı 60 artı su oranı yüzde 30, 10 çarpı 30 eşittir. 50 çarpı x gördüğünüz gibi birinci karışım ikinci karışım sonra toplam karışım ve su yüzdesini istediği için buna göre gittim. E, sıfırları sadeleştirelim. her tarafta birer tane sıfır gitti Böylece 240 artı 30 eşittir 5x 270 bölü 5 eşittir x arkadaşlar 54'müş su yüzdesi. Zaten soruyu bitirdik ama e, isteyen tabi bunlar da şunu da yapabilir. Hocam ben tek tek bulacağım Birinci karışımdaki suyu ikinci karışımdaki suyu bulacağım hocam sonra tüm duruma böleceğim sonra da yüzle çarpacağım olur mu olur. Ben bunu daha az kullanıyorum ama lazım olunca bunu da kullanıyorum. Tuz oranlarıyla ters miktarda karıştırılıyor demiş. Yani %40'lıktan arkadaşlar 60 gram alıyorsak yüzde 60'tan 40 gram alacağız. Ne yapacağız o zaman? 60 çarpı 40 artı 40 çarpı 60 eşittir toplam miktar 100 çarpı x oldu. Her tarafta iki tane sıfır var. Sadeleştirelim sıfırları. Böylece 24 artı 24 eşittir x 48 oldu. D şıkkı geldi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bakın. Bunun içindeki şeker oranı arkadaşlar şey olsun. Tamam mı? Ee, ne kadar karışımımız var? 50 litre. Sonra ikinci durumda arkadaşlar ne oluyor? Bundan su buharlaştırılıyor. Dikkat edin şimdi. Eksi 10 şeker yüzdesi nedir? 0. Doğru mu? eşittir. İkinci durumda 40 litre var ve yeni şeker yüzdemiz ilkine göre 13 arttı. Ne yaptım bakın birinci karışım artı ikinci karışım eşittir toplam karışım mantığıyla yaptım tamam mı? O formülden yapıyoruz yani yine. Dolayısıyla burada tabi sıfır burası. Bu sıfırlar da sadeleşsin arkadaşlar. Böylece 5 şey eşittir. 4 şey artı 52. Ş şey buradan 52 oldu. İlk başta demek ki karışımda kaç litre şeker vardır demiş. O zaman yapalım 50'nin %52'si sadeleştirirsek burası 2 oldu. 26 litre arkadaşlar başlangıçta şeker varmış. Su oranına bakalım başlangıçta. Burada %70 su var. Diyelim elimizde 100 gram arkadaşlar karışım olsun. %70'i bunun su. Artı ikinci durumda yüzde 40 tabi pardon 80 diyeceğiz çünkü yüzde 20'si döküldü. Sonra yüzde 20'si döküldüğü için dökülen kadar yeni karışım eklendi. Onun da su oranı yüzde 40 eşittir x çarpı toplam karışım yine 100. Böylece iki sıfırı hem sağdan hem soldan sadeleştiriyorum. 56 artı 8 eşittir x'ten 64'müş yeni su yüzdesi. Soruda ön bilgi olarak şunu vereyim arkadaşlar. 2 tane karışımı siz karıştırdığınızda bunların yüzdelerinin toplamının yarısı yeni yüzde oluyorsa bunlar eşit miktarda karıştırılmış demektir. Yani A kabından X geliyorsa B kabından da X geliyor anlamalısınız. Bunu söyleyeyim. Soruda bu önemli bir yorum. Bakın %36, %24 oluşan yeni karışım ne? %30. Demek ki A kabından arkadaşlar dökülen karışım 1 bölü 5 ya bu 5X olsun A kabında. Yine B kabında da 15x olsun ki bunun 1 bölü 5'i x yapar. Bunun da 1 bölü 5'i arkadaşlar x yapar. Böylece topladığımızda eşit oranda olacak. %36, %24'ün yarısı %30 yapacak. Demek ki 5x'in %36'sı başlangıçta. Ee, sadeleştirirsek şimdi 4'e böl 9, 4'e böl 25, 5'e böldük. Buradan da 9x bölü 5 oldu. Sonra 15x'in arkadaşlar %24'ünü alacağız. Yine 4'e böldüm 6, 4'e böldüm 25. Sonra 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 3. Buradan da 18x bölü 5 geldi. Bakın demek ki A kabında bulunan B kabında bulunanın yarısı eşit oldu. Sorunun dediğim gibi en önemli noktası orada ortalamaları olduğunu fark etmek. Buna göre şimdi verilenlere göre arkadaşlar 20 gram olsun. 20 gramın %60'ı kalaydır. Sonra %50'si pirinç, %50'si de pirinçmiş. %50'si bunun sıfır hiç içinde kalay yok. %30 bronz arkadaşlar. 30 gram eklediğimizi düşünün. Bunun da %30'u kalay. Toplam karışım miktarı 50 30 daha 80 20 daha 100 çarpı karışımın kalay oranı. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Birinci karışım, ikinci karışım, üçüncü karışımdaki kalay oranlarını topladım. Böylece sıfırlar var. Hemen sıfırları sadeleştirelim arkadaşlar. 12 artı 0 artı 9 eşittir x'ten 21'miş kalay yüzdesi. Aynı formülü düzgünce kullanmak yeterli. Gidenler aslında çok da mühim değil. En son kalan önemli olacak. Diyelim elimizde 100 gram karışım var arkadaşlar. Nasıl olsa oran sormuş. 100 gramın önce %30'u gitmiş. Dolayısıyla ne kalır buradan? 70. Sonra 70'in arkadaşlar ee, neyi kullanılmış? Kalanın %20'si. Yani 70'in %20'si. O zaman bu da ne yapar? 14. Buradan da kalan nedir elimizde? 56. Son durumda 56 kaldı. Artık şunu söyleyeceğiz. Bir kere kullanıldıkça suyun... Karışımın tuz yüzdesi değişmez. Tuz yüzdesi yine 30. 30 çarpı 56 artı bunun yüzde 25 kadar. 56'nın yüzde 25'i ne yapar? 14. 0 diyeceğim yüzdesine neden? Saf su eklenmiş. Tuz yüzdesi 0'dır. Eşittir 70 toplam karışım miktarı çarpı x. Böylece arkadaşlar 70 ile buradaki 56'yı sadeleştirelim. 7'yi 14'e bölelim. 4, 14'e bölelim. 5. 35'e bölelim. 6, 24 eşittir. X oldu. E şıkkı. Formül bakın gıcık sorularda bile yeterli oluyor. Tabii ki bazen böyle yorum yapmamız gereken sorular olacak. Onlardan da bahsederim zaten. %60 alkol olan alkol su karışımı. 100 diyelim. Şimdi 60 gram da alkol olsun arkadaşlar. 40 gramda su olsun içinde tamam mı? Ne demiş? Alkol miktarının 8 katı kadar su. Yani alkolün 8 katı kadar su ne demek? 60 çarpı 8'den 480 su ekleyeceğiz. İçindeki su miktarının 3 katı kadar yani 120 kadar alkol ekleyeceğiz. Buna göre yeni karışımın alkol oranı sorulmuş. Şimdi artık her şeyi bildiğimiz için 60 alkol var. 120 de burada var. Toplamda 180 alkol. Ee, başlangıçta 100 gram karışımımız vardı. Buna 600 daha eklendi. 700 oldu. Karışımın yüzdesi sorulmuş. Yüzle çarpmayı unutmuyorum. Böylece 180 bölü 7 E şıkkı. Standart yine o. Karışım çarpı yüzde artı karışım çarpı yüzde eşittir. Toplam yüzdeyi yine kullanacağım. Ama önce şunu görelim. Bakın burada 3 gram B karışımında 3 gram su olduğunda 2 gram şeker oluyormuş. Toplam karışım 5 gram. 5 gramın ne kadarı su arkadaşlar? 3 gramı. 100 ile çarparsak %60. Bunu bulduk şimdi. A karışımına geldiğimiz zaman %50 hani konuşmaya bile gerek yok. Çünkü 5 bölü 10 arkadaşlar. Dolayısıyla A'dan 40 gram yani su yüzdesi 50. Sonra arkadaşlar B'den kaç gram? 60 gram. Su yüzdesi 60 bulduk. Eşittir. Toplam karışım 40 buradan 60 buradan 100. Çarpı x. Sıfırlar gitti. Sıfırlar gitti. Böylece 36, 20 daha 56 oldu arkadaşlar. Yeni karışımın su yüzdesi A şıkkı. Elimizde arkadaşlar 100 gramlık bir karışım olsun tamam mı? Bunun 40 gramı şeker, 60 gramı su. Biz şimdi yeni bir 100 gram ekliyoruz. Çünkü öyle diyor eşit miktarda bir su karışımı, şey şekerli su karışımı diyor. Aynı miktarda olan. Ve son durumda şekerle su aynıymış. O zaman burada tam tersidir. Yani 40 suysa ikinci durumda 60 şekerdir ki. Böylece bakın toplamda 100 şeker 100 şeker oldu. Gördünüz mü? Dolayısıyla yeni karışımın yeni karışımın diyorum pardon yeni eklenen karışımın şeker yüzdesi 60 bölü 100. E şıkkı oldu. Denklemi kuralım şimdi. 3x çarpı 20 artı 0 çarpı x artı 4. Çünkü suyun tabii ki şeker oranı arkadaşlar 0 olacak. Eşittir 12 çarpı toplamda ne oldu bakın 4x artı 4. Denklemimizi kurduk. Böylece 3x çarpı 20'den 60x eşittir 12 parantezinde 4x artı 4. 12'yi 60'a böldüm 5 oldu burada. 5x eşittir 4x artı 4. Demek ki x arkadaşlar 4'müş x4 olduğuna göre artık ne demiş bize? Karışımdaki şeker oranı %36'ya yükseltmek için. Şimdi yeni durumda arkadaşlar. 12 çarpı 20. X gördüğüm yere 4 yazdım. Artı A çarpı 100. Neden? Saf şeker ekleyeceğiz. Eşittir. A artı 8 saniye sonra arkadaşlar bakalım ne kadar oluyor şeker. 2 çarpı 8 artı 4'ten 20 gram şeker oluyor gördüğünüz gibi tamam mı? Şimdi buna göre formülü oluşturuyorum bakın. 20 çarpı 100. Çünkü arkadaşlar nedir? Şekerin şeker oranı %100'dür. Artı 60 gram çarpı A eşittir. 60 ve 20 daha 80. Burada 60 gram vardı. Burada 20 gram vardı. 80 çarpı 43 oldu. Her tarafı 20'ye bölelim. 100 artı 3A eşittir. Burayı da 4'e çarparsak 172 olacak. 3A eşittir 72. A gördüğünüz gibi 24 oldu D şıkkı. Elimizde ne kadar kahve var ve elimizde ne kadar inek sütü var arkadaşlar bilmiyoruz gördüğünüz gibi. Ama vanilyadan söylemiş bakın 4 paket varmış. Şekerden de 3 paket varmış. Bunu belirtmiş. Buna göre şuradan hareket edeceğiz. Bakın şimdi ikinci kahveyi göstereyim. Yani birinci kahveden de başlayabilirdik de ikinci kahveden bir göstereyim bakın. Şimdi burada ne kadar kullanılmış vanilya? 80 ve sadece ikinci kahvede vanilya kullanılmış. 80 kullanılan kahvenin %40'ı kadar arkadaşlar. Dolayısıyla kahve buradan 200 gram yaptı. Toplamda o zaman buradaki karışım 280 gram. Birinciye bakarsak 3 paket şeker kullanılmış yani 60 gram. 60 gram da arkadaşlar buradaki kahveye de K2 diyelim. Bunun %60'ı kadar şeker kullanıldığına göre buradaki kahve miktarı da demek ki 100 grammış. Karışım ne oldu o zaman toplamda burada? 160 gram. Bakın şimdi 280 gram karışım 160 gram karışım. Toplamda 440 gram karışımımız var. Ve ne demişti bize? Her 88 için bir şişe süt kullanıyoruz. Dolayısıyla 440 88'in kaç katı? 5 katı. O zaman arkadaşlar 5 litre süt kullanmışız. B şıkkı.